Herkese merhaba. Ben Emre Basalak. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Ben çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Evet, ilk soru. Bu kolaymış. Burcu nedir ve özelliklerini taşıyor mu? Ceyda Semerci sormuş. Burcum boğa. Ben tam bir boğa erkeğiyim açıkçası. Biraz rahatına düşkün, evcimen, çok sadık. Bu kadar biliyorum açıkçası boğanın özelliklerini ama taşıdığım söylenir. Bu kadar. İkinci soru. Büşra.emr sormuş. En sevdiği Gündüz Bey sözü nedir? Bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum. Açık ara, çok güzel sözleri var Gündüz Bey'in ama açık ara, sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Hem de açık ara yani. Devam ediyoruz. Kuruluş Osman 3 göndermiş. Sette en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız var mı? Varsa kimler? Aslında bu öyle bir soru ki, yani şöyle söyleyebilirim. Sette anlaştığınız insanlar zaman zaman değişiyor. Şöyle değişiyor, çünkü sette vakit geçirdiğiniz insanlar zaman zaman sahne yoğunluğuna göre değişebiliyor. Zaman zaman ben işte Taner abiyle çok yakınlaşıyorum, bu sezon için söylüyorum, Vezir'le. Zaman zaman Burak'la, Osman'la, zaman zaman Oba'nın kadınlarıyla, zaman zaman Alpler'le. Ama son dönemde biraz Oba'nın kadınlarıyla daha fazla sahnem var ve bu son dönem için çok açıklıkla söyleyebilirim ki sette çok vakit geçirdiğim insanlar onlar olduğu için sevgili Yıldız Atiksoy, Özge Törer ve Didem Balçın, öyle söyleyebilirim. En çok onlarla vakit geçiriyorum. Çok da iyi anlaştığım bir üçlü. Devam ediyorum. Allah! Düştü. Geri koydum. Evet. Dilara Balahur. Kendinde en sevmediği özelliği nedir? Ne kadar dürüst olmalıyım onu düşündüm. Kendimde en sevmediğim özelliği. Çok ilk aklıma gelen şey ya. Çok çabuk sakatlanıyorum. Onu hiç sevmiyorum. Bu bir fiziksel özellik. Yani hani özellikle böyle bacaklarım, dizlerim çok çabuk sakatlanmaya müsait. Onu hiç sevmiyorum açıkçası. Bir de özel hayatımda biraz inatçıyım. Onu biraz törpülesem çok güzel olacak ama evet, galiba inatçılığım. Bazen işe yarıyor ama inatçılık. İşte boğa erkeği. Sosyal medya ekibinden gelmiş. Ama Emre Basalak'a sorulabilecek en güzel sorulardan biri. Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Ayılmak için, güne başlamak için kesinlikle filtre kahve. Ama keyif için Türk kahvesi. O yüzden şu an çok keyifli olduğum için Türk kahvesi. Şekersiz, sade, bol köpüklü. Aman efendim, aman efendim. Çikolatasıyla beraber gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık kuzum. Oh. Evet. Şöyle dursun. Devam ediyorum. Biz devam edelim. Ya aşağıdan şöyle bir şey çekeceğim ya şuradan. Evet. Yiğit Gündoğdu sormuş. Yiğit, gerçekten güzel soru. Acaba obamızın selameti takriben ne zaman sağlanır? Kolay gelsin demiş. Bu soru için tebrik ediyorum sevgili Yiğit'i. Obamızın selameti takriben inşallah devleti kurduktan sonra sağlanacak. Ama biliyorsun obalıya yaşam o kadar kolay değil. O yüzden o selamet biraz güç. Ama devlet kurulunca inşallah sağlanacak. Ama ben senin neyi sorduğunu iyi biliyorum. Evet.
Emre Basalak FC'ye sormuş. Kendinizle ilgili kimsenin bilmediği ve ilk kez duyacağımız bir şey söyleyin desek bu ne olurdu diye sormuş. Beni zorlamış. Emre Basalak FC. Kendimle ilgili kimsenin bilmediği bir şey. Error verdim. Vallahi cevap veremedim ya. Kimsenin bilmediği bir şey. Aa, evet. Ama onun bir anlamı yok. Hakikaten çok zor soruymuş ama. Çok zor. Hayır. Yani insan böyle bir şey... Kimsenin bilmediği... Çok zor soru. Ha, yani kimsenin bilmediği... Belki birkaç kişi biliyordur. Özel hayatımda anlattığım insanlar olmuştur. Ben ilk tiyatroya aslında bağlama kursu diye başlayıp... Fakat bağlama kursunda... Herkes benden 20 yaş büyüktü. Ve sadece erkek vardı şeyde, salonda. Ve ben çok sıkıldım ders teneffüse kadar. Sonra kapıdan böyle benim yaşadığım gençler geçiyordu. Arada gittim sordum, dedim ki onlar dedim nereye gidiyorlar o gençler dedim. Dediler ki onlar tiyatro kursuna gidiyorlar. Benim dedim kaydı tiyatroya çevirir misiniz dediler. Ben oyunculuğa öyle başladım. O gençler oradan geçerken bağlama kursunda çok sıkıldığım için tiyatroya başladım. Çok özel bir şey olmadı ama aklıma ilk bu geldi. Kusura bakma Emre Basalak FC. Özge Törer sormuş bunu. En sevdiğiniz parçadan bir kuple söyler misiniz demiş. Benim en sevdiğim parça yok. En sevdiğim parçalar var. Onlardan biri de Leyla Bir Özge Can'dır. Ama onu söyleyecek kadar sesim güzel değil Özge, beni affet. Bakalım. Dizilere tavsiyeler sormuş soruyu. Onun için Beşiktaş sevgisi neyi ifade ediyor? Biraz abartı gibi görünebilir ama bir yaşam şekli. Yani o bir... tam tarif edemem ama hayat Beşiktaş'tır der Beşiktaşlılar. Gerçekten öyle. Benim annem Beşiktaş Kız Lisesi mezunu. Biz ailece Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaşlılık kültürü vardır bizde. Hayat gibi. Siyah ve beyaz nasıl hayat gibiyse Beşiktaşlılık da hayat gibidir. Nefes alıp verdiğimiz sürece de Beşiktaş'a her daim. Bu sadece futbol için söylemiyorum yani. Her dal için Beşiktaş bizim için hayattır. Ay çok zevkli ya. Vallahi çok zevkli. Bitmesin istiyor insan. Şahit Hamdan sormuş. Emre Basalak neyi yapmaktan hoşlanır? Çok net, gezmekten. Beni bırakın ben 24 saat, 12 ay, 365 gün ömrüm boyunca gezerim. Bir karavan bana yeter. Bütün gidilebilecek her yere onunla giderim. Oralarda da kalırım. Sadece gezip keşfetmek benim yapmaktan en çok hoşlandığım şey. Çok güzel soru. Evet, devam. Boş bırakmaya gelmez. Sevgili Yıldız Çağrı Atiksoy. WhatsApp grubunuz var mıdır? Varsa en sevdiğiniz WhatsApp grubu hangisidir? Genelde sohbetleriniz hangi konular üzerinedir? WhatsApp grubumuz var. Yani bir sürü grup var. En sevdiğim WhatsApp grubu öğrencilerimle olan WhatsApp grubu Yıldız. Evet, onlarla da tiyatro konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz, etkinliklerden haberdar ediyoruz. Tabii ki başka sevdiğim WhatsApp grupları da var. Yok değil. Ama en sevdiğimi sormuşsun, o yüzden onun cevabını verdim. Devam. Akbaş Emre sormuş. Kuruluş Osman'da gündüz karakterini oynamasaydı hangi rolü oynamak isterdi? Çok samimi cevap vereyim mi? Eğer bir düşman rolü değilse başka rolü oynamak istemezdim. Yani birinci sezonda Kalonoz vardı. O rol bence çok güzel bir roldü. Onu isterdim. Ya da bir Moğol düşmanını oynamayı isterdim. Yakışırdı da bana herhalde, bilmiyorum. Değil mi? Olurdu yani.
Değil mi yani? Ve onların makyajları da inanılmaz oluyor. Ya evet, çok zevkli ya. Bir de onların o ayinleri falan böyle bilmem ne, bir oyuncu için müthiş yani. Acayip ilgi çekici. O yüzden öyle bir şey oynamak isterdim ama onun dışında gerçekten ben sadece gündüzü oynamak isterdim. O yüzden Rabbim beni seviyor. Evet. Pınar Emre Basalak FC'ye sormuş. Emre Basalak'ın en etkilendiği ve unutamadığı sahne hangisi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Buradan bir teşekkür etmem lazım benim senaristlere. Benim çok severek oynadığım sahneler yazdılar bana bu 3 sezon boyunca. O kadar çok ki yani... Ya arka arkaya saysam bitmez yani. Ama aklıma ilk gelenlerden bir tanesi, evet, Ertuğrul'un ölüm sahnesi. Orada oynarken de çok etkilenmiştim açıkçası. Burak'la yeni yayınlandı 81. bölüm olsa gerek. Bu şeyde, Han'ın önünde karşılıklı oynadığımız sahne. O da beni çok böyle oynarken tüylerimi diken diken eden bir sahneydi. İki tarafın da kendince haklı olduğu çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Ayşe'nin dönüş sahnesi çok var ya. Buradan senaristlere bir eyvallahımız olsun. Bize soğuk bir espri yapar mısın demiş. Bu dedikodular nereden yayılıyor? Bunlar dedikodu arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Yapmayacağım o soğuk espriyi. Yapmayacağım. Zamanı var. Devam. Evet. Ooo. Didem Balçın. Ciddiyetle okumam gerekiyor. En beğendiğiniz espriniz hangisi? Bir de en çok beğenilen espriniz hangisi? Hangisinden başlayayım? Hiç fark etmez. En beğenilenden başlayayım mı? Olur. Tamam. Testim pozitif çıktı. Bir şey diyeceğim, o testisiz, o yüzden mi? Prodüksiyon yaptım. Testim pozitif. En beğendiğim esprimse henüz yapmamış olduğumdur. Ooo, burada alkışlar çıksın, burada alkışlar çıksın. Didem, seviyorum seni. Devam. Herkes sizin sette... kim sormuş? Önce onu söyleyelim. Osman Bey Fanpage sormuş. Herkes sizin sette en komik kişi olduğunuzu söylüyor. Bu enerjiyi neye borçlusunuz? Setin en komiği ben değilim arkadaşlar. Net. Yani bunu açıklıkla söyleyebilirim. Sadece setin en enerjiyi benim. Yani Serhat Kılıç gelene kadar. Ben hep pozitif gelmeye çalışıyorum. Hep gülerek gelmeye çalışıyorum. Herkesle diyalog kuruyorum. Herkesle sohbet ediyorum. Mahallenin muhtarı gibi giriyorum sete. O yüzden insanlara da gülümsüyorum. Onlar da bana gülümsüyorlar. Şaka çok kaldırırım. İnsanlara da şaka yapmayı çok severim. O yüzden de setin en komiği olarak adlandırılıyorum. Ama komik olmak başka bir beceridir. Bence çok komikler var sette. Geldi, geçti hatta. Yani bence mesela gelmiş geçmiş, bu setin gelmiş geçmiş en komik adamı Ragıp Savaş'tı. Net, çok gülüyordum ben Ragıp abiye. Ben en enerjik ve en güler yüzlü olabilirim. Ama komik olmak başka bir şey ya. Çok komik insanlar var, ben çok gülüyorum. Bizim de ekipçe sevdiğimiz bir espri var. Hangisi? Karakterimiz de gündüz ama geceleri de oynuyorum. Ya bununla ilgili bir şey var aslında. Yapım koordinatörümüz Orhan'a ilk sezon daha bir gece çekiminde Orhan Bey bir saniye bakar mısınız diye çağırdım. Orhan zaten bütün gün bir sürü şeyle uğraşmış. Ona koşmuş, buna koşmuş. Bir sürü şey yapmış. Dedim ki Orhan, benim sözleşmemde ne yazıyor abi? Dedim. Ne yazıyor dedi. Dedim abi gündüz yazmıyor mu? Evet, gündüz yazıyor. Abi ben niye gece çekiyorum dedim. Orhan yavrum o kadar yorulmuş ki o gün gülemedi bile. Zaten gülünecek bir espri de değildi. Ben zaten kendim için yaptım o espriyi. Orhan sadece yüzünde şöyle bir hafif bir yarım ağız tebessümle komikmiş dedi gitti. Ve ben arkasından dakikalarca güldüm. Bir de şey yapıyorum böyle güneş gözlüğüyle gelip size bir gündüz gözüyle bakayım ya falan yapıyorum. Öyle şeyler çok yapıyorum. Ya da işte gece obadan çıktığım zaman feneri açıyorum. Gündüz feneri diyorum falan. Gündüzle esprim çok. Gündüzüm seninle diye. Emre Pınar FC'ye sormuş. Bir yayınınızda eşinizin mesleğinin mesleğinize katkılarından bahsetmişsiniz.
Pınar Basalan size ve mesleğinize ne gibi katkıları oldu? Ya çok güzel soru. Ama dakikalarca anlatmam lazım. Yani bir kere dinlemeyi biraz daha fazla Pınar'la çözdüm diyebilirim. Yani ritmi duymayı, ruhu duymayı biraz daha Pınar'la çözdüm. Bir kere bu bile tek başına bir oyuncu için müthiş bir avantaj yani. Tabii tiyatroya çok fazla katkısı oldu. Hala her gün çok şey öğreniyorum ben Pınar'dan. İyi ki var. Devam edelim. Son sorumuz. Yavaş açacağım. Yavaş açayım. Bitti. Çok hızlı cevapladım ama. Evet. Son soru. Ha kolay. Kenan Aliyev sormuş. En sevdiği yemek nedir? Şimdi siz tatlı mı tuzlu mu yapıyorsunuz ya. Ben şey diyecektim. Baba hiç ben tatlıyla aram yok. Getir poğaça getir, börek getir, bana tuzlu getir diyeceğim. Ama bu ben biraz hamurcuyum ya. Galiba pizzayı çok seviyorum. Ya ben yemek de ayırt etmem biliyor musunuz? Önüme ne koyarlarsa yerim. Tam bir boğa burcuyum ben. Doymak için yiyorum. Her şeyi yerim. Ama en sevdiğim böyle yemekten çok keyif alarak yediğim pizza galiba. Çok seviyorum. O yüzden bir tane pizzacı dükkanı açtım. Sonra battım, kapandı. Beceremedim. Evet. Beceremedim. Battı, kapandım. Bitti. Bir tane soru. Orada sorulan sorular arasında birkaç tanesine gelmeden önce baktım. Bir tane çok beğendiğim bir soru var. Onu yanıtlayabilir miyim? Tabii. Bir Yeşilçam karakteri olsaydınız kim olmak isterdiniz? Ben bir Yeşilçam aşığıyım. Onun da cevabını vermek istiyorum. Vecihi. Çok isterdim. Vecihi olmayı çok isterdim. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hem dizimizi hem de Bozdağ Film YouTube kanalını takip etmeyi lütfen unutmayın. Burada çıkmış olması lazım şu anda. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Takipte kalın.